Herkese merhaba. Bu videonun konusu PSN kardeşi. PlayStation kardeşi konusunda o kadar çok istek oldu ki, o kadar çok video istediniz ki sonunda zamanı geldi. O video bu video. PC tarafında işte Steam tarafında arkadaşlar biliyorsunuz dövize geçilmesi, Epic tarafında fiyatların zamlanmasından dolayı PC tarafından konsol tarafına inanılmaz bir göç var. Çok fazla yeni PlayStation kullanıcısı var. Bunun yanında eski kullanıcıların da kafasında birçok soru işareti var arkadaşlar. Şimdi bu soru işaretlerini ve bilinmezliği çözeceğiz. Her şeye adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. PlayStation kardeşi nedir? Nasıl yapılır? Nelere dikkat etmeliyiz? ne gibi ipuçlarını takip etmeliyiz arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğim. Bu videonun sonuna geldiğinizde kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak ve çok kolay bir şekilde artık uygulayabileceksiniz arkadaşlar. Bununla birlikte PlayStation kardeşi konusunda hiç bilgisi olmayan arkadaşımız olabilir. Yani PlayStation kardeşi nedir dendiğinde iki tane kardeşimiz var diyelim örnek olarak. Şimdi bu iki kardeşimiz almak istediği bir oyunu var ve bu oyunu ortaklaşa alabiliyorlar. Ya da birbirlerinin hesaplarında olmayan oyunları karşılıklı paylaşıp oynayabiliyorlar. Kısaca bunu diyebiliriz. Yani kurbanlık danaya giriyormuş gibi arkadaşlar bir oyuna girebiliyorlar ve aynı zaman onları ortak şekilde alabiliyorlar. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Detaylarından da bahsedeceğim ama hemen videoya geçmeden önce sizden rica ediyorum. Abone olarak beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilir. İstekleriniz ve yorumlarınız olursa onları da yorumlar bölümünde bekliyorum. Yoksa da yorumlardan selam gönderirsiniz. İnanın gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen burayı dikkatlice dinleyelim. Burası çok önemli. PSN kardeşi yapacağımız karşıdaki kişiyle PSN bilgilerimizi ve şifremizi paylaşıyor olacağız. Aynı şekilde eğer yapılacaksa o da sizinle paylaş olacak. Yani burada ne demek? Karşıdaki kişi sizin PSN hesabınızın kontrolünü %100 alıyor demek. Bununla birlikte arkadaşlar burada ne gerekiyor? %100 güven gerekiyor. Bakın %99 demiyorum. %100 güvenebileceğiniz birisi olması gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar hiç bu işlere girmeyin. Yani internetten tanıştınız, hiç yüzünü görmeniz, tanımadığınız insanlarla yapmayın. Hatta yüzünü tanıdığınız bir arkadaşınız vardır ama tam güvenmiyorsunuzdur arkadaşlar. Girmeyin. Çünkü yarın gün ters düşersiniz. Ne olur ne olmaz. Güvenli birisi değildir. Sonra canınız sıkılır. Ne gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz? İşte orada bank hesabınız, kredi kartı bilgileriniz var. O bilgiler gidebilir. Bununla birlikte işte sizin buluttaki sev dosyalarınız arızalanabilir ya da silebilir. Sizin adınıza başkalarına işte yorumlar yazabilir. Hatta hatta çok kötüyse arkadaşlar ele geçirebilir. Şifresini değiştirir arkadaşlar. Hesabının üstüne yatabilir. O yüzden ne gibi güvenlik önlemleri almanız gerekiyor? Öncelikle PSN hesabınızın şifresi kesinlikle mail adresinizde bir olmasın. Ayrıca iki adımda güvenlik gibi ekstra güvenlik önlemleri almanızı öneriyorum. Şimdi PlayStation'ımızı açıyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Hadi bakalım Razer Unsun'da PSN kardeşliği başlıyor. Konsolumuzu açtık ve cihazın giriş bölümündeyiz. Giriş ekranındayız. Burası neresi? Ana menüye gelmeden önce profillerimizi seçtiğimiz ekran. Şimdi genelde bu tarz konular nasıl anlatılır arkadaşlar? İşte A hesabı, B hesabı. A, B'ye verir. B'de oyunlar vardır filan filan kafa karışıklığı yaratabiliyor. Çünkü neden arkadaşlar? Artık bir matematik formülüne dönüyor. Oyunlar adamıydı, mıydı? B'de miydi falan? Ben bu şekilde yapmayacağım. Biraz daha böyle betimleyeceğim. Eğlenceli hikaye şeklinde anlatacağım arkadaşlar. Hem de daha anlaşılır hem de keyifli olacak. Şimdi sarı logolu konsolok hesabı bizim hesabımız. Bir de bize oyunlarını paylaşmak isteyen bir arkadaşımız var. Zengin bebesi biraz. Keçi inatlıdır ama bonkör çocuk. iyi çocuktur. Ona da keçi diyelim tamam mı? Adı keçi olsun. Şimdi keçi kardeşimiz, keçi arkadaşımız konsola oyunlarını paylaşmak istiyor. Şu anda yapacağımız işlemden aynısını tabii ki keçi kardeş de konsol hesabını kurarak yapabilir. Yani karşılıklı yapılabiliyor. Şu anda keçi kardeşimiz bize oyunlarını vermek istediği için şifresini ve PSN bilgilerini bizle paylaşıyor. Biz bu bilgileri kullanarak keçi kardeşimizin hesabını sistemimize kuracağız. Öncelikle ne yapıyoruz? Kullanıcı ekle diyoruz arkadaşlar. Kullanıcı ekleye giriyoruz. Girdik. Bu PlayStation 5 sistemine yeni kullanıcı ekle yani sol taraftakine giriyoruz. Başlayın. Burada hizmet şartları var. Kabul ediyorum diyorsunuz. Onayla. Mobil cihazlar artık çok yaygın olduğu için QR kod seçeneği koymuşlar ama biz manuel giriş yapacağız. Gelen ekrana keçi kardeşimiz bize verdiği mail adresine ve şifreye giriyoruz. Keçi kardeş keçimail.com şifresini de girelim. Bayağı zor bir şifre. <laughs> Hadi bakalım giriş yapıyoruz. Evet açılıyor. Hesabımızı açtık arkadaşlar. Bakın sağ yukarı köşede saatin sol tarafında keçi kardeşimizin simgesi geldi. Artık şu anda keçi hesabındayız. Keçi hesabı konsolumuza kurulmuş durumda. Bu hesap bizim değil arkadaşlar. Bu hesap arkadaşımızdan ödünç aldığımız hesap. Şimdi keçi hesabını tabii ki arkadaşımız oynamaya devam edecek. Kendisi kullanacak. Biz nerede oynayacağız? Konsoluk hesabında oynayacağız. Konsoluk hesabına hemen geçelim. Konsola girdiğimizde arkadaşlar Arkadaşımızdan indirdiğimiz oyunlar üzerinde kilit görüyoruz arkadaşlar. Bakın mesela Top Spin 2K25 Keçe hesabından indirmiş bu oyun. Ama üzerinde kilit var. Keçe hesabının dışında başka bir hesapla oynayabilmek için arkadaşımızın Keçe hesabını bu konsolda ana hesap yapmamız gerekiyor ki herhangi bir yan hesaptan bu oyunları oynama hakkımız olsun. Tekrar Keçe hesabına geçiyoruz. Hop Keçe'ye girdik. Şimdi hep birlikte adım adım ilerleyeceğiz. Sağ tarafta hemen Keçe hesabının logosunun yanında bir çark işareti var. Ayarlar. Ayarlar içerisinden kullanıcılar ve hesaplar. Hemen alt tarafta diğer ve karşımıza konsol paylaşımı ve çevrim dışı oynama adlı seçenek çıkıyor. İçine girelim ve keçi hesabını konsolumuzda ana hesap yapalım. Yani etkinleştir. Bu PlayStation 5 sisteminde konsol paylaşımı, çevrim dışı oynama özelliğini etkinleştirdiniz. Yani bu PlayStation 5 sisteminde kardeşlik sistemi özelliğini etkinleştirdik. Konsol paylaşım ayarlarını PlayStation 5 üzerinden gösterdim eğer PlayStation 4 kullanıyorsanız arkadaşlar Ayarlar Ayarlar içerisinden hesap yönetimi ve hesap yönetimi içerisinden ana PS4 sistemi olarak etkinleştir seçeneği ile yapabilirsiniz Tamam diyoruz Aynı şekilde karşılıklı olarak arkadaşınız da sizin hesabınızı kendi konsolunda ana hesap yapabilir Böylelikle her ikiniz de birbirinizde olmayan oyunlardan yararlanabilirsiniz Şimdi keçi hesabını konsolumuzda ana hesap yaptık artık keçi hesabı ile işimiz kalmadı Ne yapıyoruz? Tekrar kendi hesabımızda olan konsola geçiyoruz Konsola gir ve artık keçe hesabından indirdiğimiz Top Spin 2K25 oyununun üzerinde kilit bulunmuyor. Yani hem single hem de online olarak oynanabilir. Girelim deneyelim. Giriş yapıyor, yapıyor. Evet, başarılı bir şekilde oyunumuz giriş yaptı. Oyunu kendi hesabımıza oynadığımız için oyunla ilgili ilerlemeler, save dosyaları, kazanılan tropiler hepsi kendimize ait. Artık keçi hesabıyla ilgili bir bağımız kalmadı arkadaşlar. <laughs> Keyifli oyunlar. Keçe hesabı artık açılış ekranımıza geldi. Bu hesabı konsolumuz ana hesap yaptığımız için artık istediğimiz yan hesaplarda konsolu hesabında istediğimiz oyunu oynayabiliriz. Diğer yandan arkadaşımızın konsolu tarafından düşünürsek artık onun konsolunda keçi hesabı ana hesap değil. Oyunların sahibi olan arkadaşımız yani keçi hesabının sahibi arkadaşımız yine kendi hesabı yani keçi hesabında oynamaya devam edecek. Böylelikle karşılıklı olarak hesaplar çakışmadan oynanabilecek. Artık oyunlar ortak olarak kullanılabilir durumda. Çok önemli not düşmek istiyorum. Burayı lütfen dikkatlice dinleyin. Artık ana hesabı olmayan keçi hesabı yani oyunların sahibi olan keçi hesabı oyunları bu hesapta oynayabilmek için mutlaka Online olarak sisteme bağlı olmak zorunda. Aksi takdirde hiçbir şekilde oyunlara giremez. Zaten karşılıklı kardeşlik yapılacağı için aynı durum konsoluk için de geçerli. Sorunsuz kardeşlik için sürekli online bağlantı gerekli diyebiliriz. Bundan sonra arkadaşımızın hesabı olan Keçi'ye oyun indirmede indirmeye gireceğiz. Şöyle girelim. Hemen oyunlara gidiyoruz. Sağ tarafta oyun kütüphanesi var. Ve şu anda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Keçi arkadaşımıza ait. Hemen üstünde görüyorsunuz arkadaşlar. 1664 tane oyun var arkadaşlar. Burada 1664 tane oyunu istediğimi seçerek konsoluma indirebilirim ve kendi hesabıma geçerek orada oynayabilirim arkadaşlar. PSN oyunlarını paylaşan hesap yalnızca oyunlara değil aynı zamanda PlayStation Plus üyeliğini de paylaşmış oluyor. Yani PS Plus'ın sahip olduğu online multiplayer oynama özelliği konsol hesabında da geçmiş durumda. Bakın konsol hesabı Plus üyesi değil yanında herhangi bir Plus işareti yok ama paylaşımdan sonra keçinin Plus hesabı sayesinde online oyunlara artık katılabilir. Konsol hesabına giriyoruz. Bakın sağ tarafta konsolok logosunun yanında herhangi bir plus işareti yok. Yani normal şartlarda online oyunlara giremez. Ama artık keçi sayesinde girilebilir. Hemen deneyelim. PS Plus sahibi olmayan konsoluk hesabı Battlefield 2042 yani online oyuna giriş yapabildi. Karşılıklı PSN kardeşliği yapıldığında bir tek kişinin PS Plus sahibi olması iki taraf için de yeterli küçük ama önemli bir not daha paylaşmak istiyorum. PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun lisansları birbiriyle çakışmıyor. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki aynı hesabı açtınız arkadaşlar. iki ayrı PlayStation 5'te. Fakat biriniz PlayStation 4, biriniz PlayStation 5 oyunu oynuyor. Hatta aynı oyunun PlayStation 4 ya da PlayStation 5 versiyonları farklı farklı oynuyor da olabilirsiniz. Ve bu şekilde hesaplar çakışmıyor arkadaşlar. Bu durum iki PlayStation 5 arasında olmak zorunda değil. Aynı hesabı bir PlayStation 4 bir de PlayStation 5 konsolunda açıp aynı oyunları hesabınıza çakışma yaşamadan oynayabilirsiniz. Toparlarsak ve özetleyecek olursak oyunların sahibi olan keçi hesabı oyunlara zaten sahip olduğu için ana hesap olmasına gerek duymadan oyunlara girip oynayabiliyor. Diğer hesap yani konsoluk hesabının bulunduğu konsol ise keçe hesabını ana hesap yaptığından dolayı herhangi bir istediğin yan hesaptan giriş yapıp oyunlara erişebiliyor. Böylelikle kardeşliğe katılan her iki arkadaşımız da herhangi bir çakışma yaşamadan hesaplarıyla oynayabiliyorlar. Eğer kafanıza takılan sorular olursa arkadaşlar lütfen yorumlar bölümüne bekliyorum. Yorumunuz yoksa da yorumlardan selam gönderirseniz ve abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Beğeni butonuna basmayı ve istek ne olursa dediğim gibi her zaman arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.